Evet, bizimle aynen böyle oynuyor. Merhaba ilgilerim, kanalınıza hoş geldiniz. JK'ye geçmeden önce şöyle sırayla gidelim. Birkaç konu var, bana odaklanın. Öncelikle Jimin'imiz Kore'ye vardı. Varır varmaz da ben geldim diye Weverse'de yazdı yine. Sonra Instagram şifremi bulmalıyım diyerek bizi büyük bir heyecan içinde bırakıp gitti. JK ile yaptığınız çekimlerden paylaşım mı yapacaksın? Challenge paylaşacaksın değil mi? Hadi çabuk bul şifreni Melih'im. Jimin şifresini bulamazsa hepimiz seferber olacağız. Hazır olun. Jimin'i Kore'ye gönderen JK de radyo çekimine gitti. Yarın Türkiye saatiyle 15.30'da onun kısmı yayınlanacakmış. Aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz. Daha sonra YouTube hesabına görüntülü haliyle ekleneceği düşünülüyor. Bu çekimlerden sonra JK Station 8'de dinleme partisi yaptı. Dünyanın en tatlı canlısı sesiyle bile insana huzur veriyor. Party party ya. Evet, yeni versiyon. Yayında şarkının müstehcen sözlere sahip halini söyleyip bir de gıcıklık yaparcasına güldü. Her gün en edepsiz şarkıları dinleyen kitle, güya bu şarkıyla onu linçlemeye çalışıyordu. Bu da size kapak olsun. Her zaman dediğim gibi, JK kimseyi umursamıyor artık. Şarkıyı ilk duyduğunuzda ne düşündünüz, iyi miydi diye sordu. Kendisi bu şarkıyı çok beğeneceğimizi düşünmüş ki ben bayıldım. Sonuçta JK'in sesi. Yayında birdenbire üyeleri özledim. Nasıllar acaba dedi. Çok merak ediyorum, bu çocukları nasıl birbiriyle yarıştırıyorsunuz. Ayrıca nefes alamıyor gibiler. Station 8 yayını çöktü bu arada. Dayanamadı JK'ye. Weverse'den bilgi verdikten sonra o yorgunluk ve uykusuzlukla yayın açtı. Kısa bir yayındı yine. Yayını havlayarak açmış. Uf 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 uf. Bizimle oynamaktan asla vazgeçmiyor. Yayında neler öğrendik peki? Dün gece iyi uyumadığı için uykusuzmuş. Ama yayına gelmeden duş alıp yemek yemiş. Sol gözünün biraz zayıf olduğunu, o yüzden göz esneme hareketiyle güçlendirdiğini söyledi ve bizim de yapabilmemiz için gösterdi. Geçen yayında bahsettiği soğuk algınlığının boğazından burnuna taşındığını, burnunun aktığını ve nefes almasının bile rahatsız ettiğini söyledi. Birazcık bile üşütse sesini kontrol etmenin zorlaştığını söylemesine rağmen bize Seven şarkısını canlı canlı söyledi. Hem de işkenceye değdi. Geçenlerde piyano görünce Seven'ın 4 notasını çalabilmiş. Çıkacak albümünün nasıl gittiğini bilmiyor. Sadece yapıyormuş bir şeyler işte. Hala hazırlık aşamasındaymış. Geçenlerde medyada JK'nin albümündeki bütün şarkıların İngilizce olacağı söylentisi vardı. Ama görüldüğü üzere albüm henüz hazır bile değilmiş. Taeyeon'dan sonra çıkacak albümü ve bence hepsinin İngilizce olması biraz uçukça. Neyse, bekleyip göreceğiz. Bize başka güzel şarkılar ve harika sahnelerle geri döneceğini söyledi ki buna eminiz. Namjoon da hala stüdyolarda. Ne hazırlıyor bize, acayip merak ediyorum. Bugün de Hobi'nin albümünü alamayacağım için ağlıyorum yine. Hobi 320 tane poster imzalamış elleriyle ve Weverse Shop üzerinden albüm satın alanlara çekilişle verilecekmiş. Başımı nerelere vurayım siz söyleyin. Ama biraz keyfimi yerine getiren bir haber geldi akşam. Bangtan ile kimse başa çıkamadı şimdiye kadar biliyorsunuz. Başarılar kendi başarıları. Hile yok, para yok, yalan yok. Bu yüzden kimse yıkamıyor onları. Dün kaybettiğimiz oylama vardı ya. Hani şu birçok fandomun bize karşı birlik olduğu ve JK'nin kaybetmiş göründüğü. Ha işte o oylama da hile tespit etmiş MyNet. Şüpheli oyları silmiş. Biz hile yapmayan tek fandom olduğumuz için JK'nin oyları gerçek. Bu da demek oluyor ki karma harika bir şey. İdollerimiz gibi bizim de emeğimiz organik. Bizimle uğraşan rezil oluyor hep. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ikilerim. Sizi morluyorum.